Şu anda ödül olan yarışmacılarımız ödüllerini alıyorlar. Üçüncülük ödülleri veriliyor. Belediye başkanımız ödülünü veriyor. Mesut Sence arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Fatma Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Gençler bisiklet yarışmasında ikinci olan Berat Yeniçeri'yi, elitler bisiklet yarışmasında ikinci olan Enes Özbey'i, bayanlar bisiklet yarışmasında ikinci olan Tülay Şahin'i ödüllerini almak için sahneye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Kemalye Kaymakamı Sayın Mustafa İlhan'ı sahneye davet ediyorum. Gençler bisiklet yarışmasında birinci olan Şahin Gazi Karakaş'ı, elitler bisiklet yarışmasında birinci olan Bedir Taşlan'ı, bayanlar bisiklet yarışmasında birinci olan Nurzen Karakurt'u ödüllerini almak için sahneye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Erzincan Valisi Sayın Ali Arslan Taş'ı sahneye teşriflerini arz ederim. Kıymetli misafirler, ben de yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. İsmine yarışma düzenlenen Hasan amcanın eşleri hanımefendi buradaymış. Lütfen bize eşlik edin. Yine Mustafa Bey oğlu siz de buyurun. Efendim, Hasan amcayla Hasan Bozkurt'la biz buraya gelmezden önce tanışıyorduk. Ama gıyaben yüz yüze hiç görüşmedik. Görüşmek burada nasip oldu. Ben sorgun kaymakam iken gençleri topladım. Babası vefat etmiş, ortaokuldan liseye geçmiş ama o zamanki TEOG sınavında da çok iyi puanlar alamamış. Belki meslek lisesine gidecek, belki okula gitmeyecek. Çok kısa sürede uyanık bir çaycı olacak en iyi ihtimalle. Bu çocuklara ne yapabiliriz Hasan amca diye telefonla bir görüşme yaptık. 9 kişilerdi. Önce bunları bir sınav edecek ekip kurdu. Gönderdiğimiz 15 çocuktan 9'u bu sınavı geçti. İşte güneş doğudan doğuyorsa doğu hangi yöndür gibi çok basit sorular sorarak geçirdi. Sonra Demet evlerinde 2 tane ev tuttuk. İçlerini döşedik. Çocukları 4'lü 5'li yerleştirdik bu evlere. Akabinde çocukların her ay birinin annesini başlarına koyduk. İşte çocukların çamaşırlarını yıkıyordu, yemeklerini yapıyordu. Onlara tırnak içerisinde söylüyorum, kurk olmuş tavuk gibi başlarında durup onları gezdiriyordu. Çocuklar 2 gün meslek lisesine gidiyordu, 3 gün fabrikaya gidiyordu. Böylece Hasan amca kendi çırağını da kendi yetiştirmiş oluyordu. Geçen sene de bu çocukları şeyde başlattı. Fabrikasında işe başlattı ama şimdi öğrendim eşinin bile haberi yokmuş bunda. Geçtiğimiz yıl burada bir konferans için gelmişti Hasan amca. Erzincan'ın medarı, iftiharı, üniversitede cehenç dolu bir salona bir konferans verdi. Orada da yüz yüze karşılaşıp tanışmak ilk defa nasip oldu. Bütün biz bunları yaparken birbirlerimizi sadece telefonda tanıyorduk. Ben kendisini
rahmetle, minnetle anıyorum. Ve bu güzel hasletlerin aileye miras olarak kaldığını da inanıyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum efendim. Sayın milletvekili gelsin.